Muharrem İnce bir ittifak önerisi getiriyor ama öyle bir ittifak önerisi getiriyor ki mümkün değil. Neden? Yani çünkü yani Millet İttifakı'ndan daha geniş bir alana sesleniyor. Önce CHP ve İYİ Parti diyor, sonra Millet İttifakı diyor, sonra Zafer Partisi diyor, gelin diyor, üyelerin kararı vereceği bir ittifak kuralım. Bir kere teknik olarak mümkün değil. Yani üyeler, bunların hepsinin üyesinin bir araya gelip bir oylama yapması yani imkansız. İkincisi, ya Muharrem İnce Millet İttifakı'nın tamam İYİ Parti ve CHP için değil belki ama diğer bileşenlerine tutum almış bir siyasetçi. Yani Sadullah Ergin vurgusu yapıyor evet, şu anda. Hem Sadullah Ergin vurgusu yapıp hem onun üyesi olduğu Deva Partisi ile gelip ittifak kurmak mantıklı bir öneri mi yani? Yani orada bence yani irticalen konuştuğu için cümlenin nereye vardığını kestirememiş. Yani eğer siz Millet İttifakı'nı da çağırıyorsanız Davutoğlu ve Babacan'ı da çağırıyorsunuz demektir. Onlardan Sadullah Ergin'e oy vermeyi bu kadar yerip tekrar gelin ittifak yapalım demek tutarsızlık. Belki şu olabilir. Yani Muharrem İnce eğer önerisini eti kemiğe büründürür, somutlaştırırsa buradan yürünebilir. Şu belki mantıklı bir öneridir. Yani onu bilemiyorum. İYİ Parti, CHP ve Memleket Partisi. Bu üçü birbirine yakın partiler. Fakat ben Zafer Partisi'nin bu kadar bunlarla uyum içerisinde olacağını zannetmiyorum. Bir kere Zafer Partisi'ne çağrı yapması da tuhaf geldi bana. Çünkü Muharrem İnce ve partisi Şubat 2023'ten önce Ümit Özdağ'la ve Zafer Partisi ittifakı denedi ve yapamadılar. Ayrıldılar yani. O noktada seçimden önce de aslında bu öneriyi getirmişti. Seçimden sonra da tekrar etmiş kabul edersek Kılıçdaroğlu, Akşener ve Muharrem İnce'nin beraberlerinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nda olduğu bir liderler topluluğu elbette ki güçlü bir muhalif blok örebilirler. Ancak bu muhalif bloğu yerel seçimden önce Muharrem İnce'nin şekliyle örmek biraz zorlama olur. Belki yerel seçimden sonrası için bu mümkündür. Çünkü yerel seçimden önce üyeler neden bir araya gelsinler ki? Yani en azından kritik önemde olan İstanbul ve Ankara'da hangi adayların gösterilebileceği belli. Zaten Aydın'ı da Kemal Kılıçdaroğlu ilan etmiş. Tabii. İzmir ve Eskişehir'de ben buradayım diyor. O nedenle buralarda üyelerle beraber yapılabilecek bir yani bir ittifakın karşılık bulması mümkün değil. Fakat dediğim üzere ben bu ihtimali gözetiyorum. Yani İYİ Parti'nin, CHP'nin ve Memleket Partisi'nin yan yana gelip oluşturabileceği yeni bir bloğun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Muharrem İnce açısından da gerçek Muharrem İnce'nin önerdiği formülün yerel seçimde gerçeklik kazanması mümkün değil. Muharrem İnce'nin riski şu olabilir. Yani bir öncekinin kendisinin de içinde bulunduğu CHP karşısında DSP'nin kazandığı işlevin bir benzerinin Memleket Partisi'nin kazanma riski var. Yani bazı belediye başkanları CHP'den aday olamayınca Memleket Partisi'ne aday olmaya çalışabilirler. Ve bu yolla bazı bölgelerde CHP belediye kaybedebilir Memleket Partisi yoluyla. Böyle riskler var. Muharrem İnce partisini bu şekilde bazı belediye başkanlarının parayı bastırıp aday olup seçilme yeri olarak görecekleri bir parti olarak kullandırmaz diye düşünüyorum.